mahallesi Kayseri'nin en merkezi mahallesidir. Mahallemizde valilik binası, Büyükşehir Belediyesi, Ordu Evi, Öğretmen Evi, bütün siyasi partilerin il merkezi bulunmaktadır. Tahmini nüfusu 30 ile 35 bin arasındadır. 10 ile 12 bin arasında da mülteci ve sığınmacılar bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar olan en büyük yatırımı Sabiye projesi uygulama içerisindedir. Mahallemizde başlangıçtan bugüne kadar 560 ev karantinaya alınmıştır. 12 vatandaşımız, mahalle sakinimiz koronadan dolayı vefat etmiştir. 22 vatandaşımız da halen hastanelerde, yoğun bakımlarda yatmaktadır. Sabiye Mahallesi kurallara uyuyor mu mahalle? Sabiye Mahallesi geçiş tepkilere mahallesi olduğu için nüfusu her ne kadar 30 ile 35 bin arasında olsa da gündüz nüfusu 100 bin civarındadır. Burada maske ve mesafe uyum pek rastlanmamaktadır. Bilhassa gece 17-19'dan sonra Suriyeli vatandaşlar tamamen maskesiz toplantılar yapmakta. Kendilerine ait bakkal dükkanlarında, esnafların önünde yığın halinde yaşamaktadırlar. Güvenlik güçleri de buna çözüm olarak. Emniyetimiz mümkün olduğu kadar kontrol ediyor ama Kayseri genelinde, işte Türkiye'de 3. vilayet olduk bu korona şeyinde, herhalde biraz yetersiz kalıyor. Ben Ahmet Arslantaş, Sahabe Mahallesi'nde oturuyorum. Kaç yıldır mahallede oturuyorsunuz? Ben 30 yıldır burada oturuyorum. Evet Ahmet Bey, şu an için koronavirüsün en yoğun görüldüğü mahalleler karantinalan Sahabe Mahallesi olduğu ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz, doğru mu bunlar? Doğrudur. En büyük sorunumuz da mültecilerden zaten. Bunlar hiçbir şekilde ne kurallara uyuyor, ne sosyal mesafeye dikkat ediyorlar. Akşamlardan sonra maske takmıyorlar. Bir iş yerinde çok fazlaca bulunmaması gereken bir sayıda insan bulunuyor. Ve hiçbir uyarılara dikkat almıyorlar yani. Peki sizin mahallenizde de koronadan vefat eden veya evi alınan oldu mu bunların ödevi? Yani var tabii. Peki ne yapılması gerekiyor? Yani polislerimiz mültecilere sanki bana biraz toleranslı davranıyor gibi geliyor. Yani uyarıyorlar sadece. Bir ceza kesmiyorlar. Yaptırıcı, caydırıcı bir şey uygulanmıyor. Ceza uygulanmıyor. Sadece uyarılıyor, geçiliyor yani.